Efendim, Tele1 ekranlarından herkese mutlu pazarlar dilerim. Bugün stüdyomda şahane bir konuğum var. Profesör Doktor Mustafa Çetiner bizlerle. İnsanlar hastalıkları ne kendilerine ne de en yakınlarına yakıştırırlar. Başlarına gelene kadar inanmazlar. Bunun için de kafaları karışık olur. Bugün tüm kafa karışıklıklarını çözeceğimiz şahane bir program olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün kafa karışıklıklarını çözemeyiz herhalde ama bir yerinden başlamak gerekir. Kesinlikle. Nasılsınız hocam? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz, iyi ben görüyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri stüdyomuzda ağırladığımız için son derece mutluyuz. Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam, biliyorsunuz insanı korkutan en büyük şey bilinmezliktir. Dolayısıyla kanser de dünyadaki ölümlerin en büyük ikinci sebebi. İnsanların çok korktuğu, başına gelmesinden hep endişe duyduğu bir hastalık. Sizin bir sözünüz vardı, ekranlarda söylemiştiniz, pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Öyle mi yaşıyoruz sizce? Farkındalığımız ne durumda? Aslında kanser konusunda farkındalığımız oldukça yüksek ama demin söylediğiniz şey çok gerçek. Yani bütün pandemi süresince dünyada sadece 3-4 milyon insan yaşamını kaybetti ama her yıl kanserden 10 milyon civarında insan kaybediyoruz. Yani kanserde yapılacak çok şey var ama şu iyi haber, bir kere kanser eskisi kadar korkunç, korkutucu olduğu zaman işin sonu anlamında bir hastalık değil bir kere. Kesinlikle bunu aklımıza koymamız lazım. Yani benim yine söylediğim bir söz var. Uğrunda savaşmaya değmeyecek hiçbir kanser savaşı yoktur diye. Çünkü elimizdeki imkanlar her geçen gün artıyor. Söylediğimiz her söz şu anı bağlıyor. Bundan bir yıl sonra sınıf kesinlikle bağlamıyor. Yani her şey dinamik değişiyor. Buradaki bilinmezlik aslında biraz bilimin lineer, yani böyle tek bir doğruda hep belli bir hızla ilerleyemiyor olması. Yani büyük sıçramalar olabiliyor, çok büyük sessizlikler olabiliyor, sonra tekrar bir sıçrama olabiliyor. Yani ama şu bir gerçek, dünyada kansere karşı gerçek bir savaş yaşanıyor ve bu savaş giderek insanlığın tarafına doğru dönüyor diye düşünüyorum. Evet. Hocam, tabii sizi aslında tanımayan çok azdır. Ben de tanıyordum ama şöyle biraz araştırma yapmak istedim sizi de konuğum olarak almadan önce. Kanser Savaşları Derneği'ni biraz araştırma fırsatım oldu. Oradaki savaş kelimesi ilk başta bana biraz sert gelmişti. Çok doğru. Sonra sizin profilinize girdiğimde yani insanın savaşmasına en değer şey kendisidir yazısını görünce çok hoşuma gitti. Çok haklısın. Aslında biz Kanser Savaşçıları Derneği'ni 10 yıl önce kurduk neredeyse. Yani bir sivil inisiyatif olarak başladı. 3 arkadaş, sevgili Aslı Ortakmaç, sevgili Evren Bey ve ben. Ve o süreç içerisinde bu isim arayışında çok fazla kafa yorduk. Kanser savaşçısı sözcüğünün aslında burada savaşçı daha çok survivor, survive eden yani yaşamını devam ettiren anlamında. Mesela biz birçok uluslararası organizasyonla işbirliği yapıyoruz ve orada hep cancer warriors diye kendimizi tarif ediyoruz. O evet, birazcık daha böyle ya da cancer survivor diyoruz. Yani cancer warrior hani tam savaşçı karşıtı, cancer survivor yani kanserle survive edenler. Bunun tam karşılığını yansıtabilecek bir şey bulamadık işin doğrusu. Bu bizim beceriksizliğimizden de olabilir. Bu her zaman benim de kafama takılan bir şeydir. Sen bir psikolog olarak bunu iyi süzmüşsün. Yani sert bir şey. Ama o savaş kendin için ve kendi varoluşun için olduğundan ve bunun için birilerini öldürmen gerekmediğinden, tam tersine yaşamaya çalışman gerektiğinden gerçek anlamından birazcık daha farklı algılanması gereken bir şey. Haklısın evet, ama. Evet. Hocam, sağlıkta pandemi sonrası neler değişti? Özellikle kan bağışlarında çok fazla düşüş olmuş. Evet, yani her zaman pandemiyle ilgili şunu söyledim ben. Yani pandemi gerçekten dünyanın yaşadığı çok tarihsel bir andı. Çok tarihsel bir dilimdi daha doğrusu, zaman dilimiydi. Ve bu zaman dilimi içerisinde o da bize denk geldi. Yani zor bir süreçten geçtik. Birçok insan pandemiyle ilgili ya da COVID-19 enfeksiyonuyla ilgili birçok sorun yaşadı. Ama bir de non-COVID diye tarif edebileceğimiz, yani COVID olmayan ama COVID nedeniyle ya da pandemi nedeniyle
sorunlar yaşayan hastalar oldu. Mesela kanser hastaları tedavilerine düzenli gidemediler. Evet. Kanser hastalarının başlangıçta tedavileri, ameliyatları ertelenmek zorunda kaldı. Erken tanı sekteye uğradı çünkü insanlar rutin kontroller için hastanelere gidemediler. Evet. Ve dolayısıyla birçok kanserin tanısı geç konmak zorunda kaldı. Yani benim hep inandığım şöyle bir şey var. Pandemi geçtikten sonraki süreçte de insanoğlu pandemiyle ilişkili ama pandemi nedeniyle olmayan ya da o enfeksiyon nedeniyle olmayan sağlık sorunlarıyla uğraşacak. Demin söylediğiniz çok doğru. Kan bağışı bu çok kritik bir şey. Son zamanlarda hem ben hem Kanser Savaşçıları Derneği hem başka organizasyonlarla yaptığımız işbirlikleriyle mesela İyilik Genimizde Var diye bir proje yürütüyoruz. Evet. Burada sevgili Fırat Tanış bize destek oldu. Daha birçok başka bilinen yüz destek oldu. Birçok kuruluş destek oldu. Gerçekten Türkkök, Kızılay yani bunlardan da büyük destekler her zaman aldık. Ve bu noktada şunu sağlamaya çalışıyoruz. Bir şekilde mesela Damardan Kahramanım Olur Musun projesi var. Evet. Bütün bunların hepsinin ortak hedefi şu. Özellikle pandemi döneminde kan bağışı çok azaldı. Çünkü insanlar kan vermeye gitmediler. Bu bir. İkincisi kan vermeye gidenler de sağlık gerekçeleri ve kaygılarıyla enfeksiyon ilişkili, pandemi ilişkili kan veremediler. Bu ciddi anlamda bir eksiklik yarattı. Çok büyük yani hani ben bu konuda tabii uzman değilim ama uzman olanlarla da konuştuktan sonra mesela Ramazan döneminde falan kan vermek aslında hani ibadeti, orucu etkilemiyor olmasına rağmen yani bu konudaki uzmanların söyledikleri insanlar buradan da çekindiler. Belli dönemlerde zaten hep düşerdi kan bağışları. Evet. Burada hastaların büyük bir bölümü ki bu en az %35-40'tır. %35-40 hastada kan nakli kronik gerekiyor. Yani kanser hastaları mesela. Onun yanında işte devamlı transfüzyona bağımlı olan mesela Akdeniz anemisi hastaları. Yani bazı mesela bizde kemik iliği yetmezliği diyebileceğimiz miyelodisplastik sendrom gibi hastalıklar. Bunlar transfüzyon bağımlı. Yani kan verilmesi devamlı olarak gerekli olanlar. Bunları sağlayabilmemiz lazım. Yani Kızılay'ın aslında ciddi anlamda bütün ülke tarafından ayrımsız tam gaz destekleniyor olması lazım. Çünkü bu hastaları mağdur etmememiz lazım. Kimi zaman o kadar yaşam kurtarıcı olabiliyor ki kan. Evet. Ve o yüzden bizim bunu teşvik etmemiz lazım. Yani birçok arkadaşım mesela sevgili Altay Şarkıcı geçtiğimiz günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir şenliğinde beraber kan toplamaya çalıştık bizim dernekle beraber. Kan bağışı ve çok ciddi anlamda bağışlar sağlandı. Ne mutlu. Evet. Hocam biraz halk arasında yanlış bir inanış var. Benim de çok danışanlarımda da gördüğüm. Kanser ve moral arasında doğrusal bir ilişki olduğuna inanıyor insanlar. Ve kanser hastaları moralimi yüksek tutmak zorundayım, iyi olmak zorundayım, iyi hissetmek zorundayım diye kendilerini zorladıkça daha da stres olduklarını ve anksiyete seviyelerinin arttığını görüyoruz. Çünkü biz takıntı tedavilerinde bile bir insanın takıntılarını düşünme demek, görmeyen bir insana gör, duymayan bir insana duy demekle aynı şey aslında. Bu evet. Konuda neler düşünüyorsunuz? Çok haklısınız. Aslında sanırım hemfikiriz bu konuda da. Yani bu moral baskısı özellikle bu bir kere işin kolay tarafı. Yani hani bir insana moralini sağlam tut, moralini sağlam tut diye destek olunmaz. Bir insana yanında durarak, onun duygularını paylaşarak, onun size anlatmasını dinleyerek, bazen hiçbir şey yapmadan destek olunur. Ama gerçekçi olmayan şey şu, yani kanser tanısı almış bir insana moralini sağlam tutmalısın diye bir tavsiyede bulunmak o kadar büyük bir stres yüklüyor ki hastaya. Evet. Çünkü hasta şunu düşünüyor, yani moralle hastalık arasında bir ilişki var. Moralimi sağlam tutmalıyım ama moralimi sağlam tutamıyorum. Çünkü moralini sağlam tutması mümkün değil. Evet. Çünkü eğer sağlıklı insanda olabileceği kadar sağlıklı bir kişi
baş etmekte zorlandığı bir sorun yaşadığında moralini sağlam tutamaz. Aslında sağlıklı olan budur hocam. Evet, yani bununla bir yüzleşmek lazım. Ondan sonra bunu bir anlamak lazım. Sonra ne yapabilirimizi konuşmak lazım. Sonra bana kimler destek olabilir konuşmak lazım. Yani bir moralini sağlam tut baskısı, benim hiç bu süreçte hoşlanmadığım. İkincisi de hastadan tanıyı saklamak. Evet. Mesela bu da bir başka büyük işkencedir. Yani bir insan, çünkü bir insanın bunu anlamaması çok zor. Evet. Yani hastanelere gidiyorsunuz, tedaviler alıyorsunuz, sizden işte kemiklikleri alınıyor, ameliyatlar oluyorsunuz. Ne bileyim ben, yani saçlarınız dökülüyor, bazen kemoterapi alıyor. Bir insanın başına gelen şeyi anlamaması çok mümkün değil. Ona bunu söylemedikçe bir yalanı oynamaya başlıyorsunuz. Aslında kişi bir zaman sonra bunu ayırt ediyor. Ayırt ettiğinde bir, size güveni kayboluyor. Evet. İkincisi, karşısındaki kişinin bu konuyu kendisiyle konuşmak istemediğini düşünüyor. Evet. Ve bir çaresiz yalnızlığa itiliyor aslında. Evet. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Bizim dernek olarak, Kanser Savaşçıları Derneği olarak baş etmeye çalıştığımız konulardan bir tanesi de budur aslında. Yani bizim gerçek anlamda insanların yanında duruyor olmamız, onları bilgilendiriyor olmamız gerekir. Bilmemek değil, tam tersine biliyor olmak önemli. Evet. Yani ki bu bir savaş çünkü. Hani siz sevmiyorsunuz haklı olarak ama bu bir oyun ya da bir maç, öyle düşünün. Yani iki, karşınızda bir rakip var ve herkes bu tarafta herkes birbiriyle aynı şeyde, aynı takımda aslında. Yani aynı oyunu oynuyorsunuz. Kazanırsanız hep beraber kazanacaksınız. Kaybetmişseniz hep beraber kaybedeceksiniz. O yüzden ben her zaman şunu da söylüyorum. Birbirinize destek olmalısınız. Aynı takımda. Aynı takımda olan hemşire, aynı takımda olan hekim, aynı takımda olan hasta yakını. Bunların arasındaki kavgalar karşı takıma yarar. Evet. Burada iyi bir takım oyunu çıkartmak gerekir. Evet. Hocam, gelişen teknolojiler de aslında kansere bakış açımız da değişebiliyor, sizin de en başınızda söylediğiniz gibi. Nelerden bahsetmek istersiniz? Gelişen teknolojiyle kanser ilişkisini biraz anlatır mısınız? Şimdi şöyle söylemek lazım. Bir kere biz giderek kanserin nasıl bir iş yaptığını bir anlamda çözmeye başladık. Bir kere kanserin en büyük mahareti bizim bağışıklık sistemimizden kaçmayı başarmak. Evet. Yani bizim bağışıklık sistemimizi bir anlamda kör ediyor ya da bizim bağışıklık sistemimizden çok ustaca sıyrılıyor. Eğer bizim bağışıklık sistemimiz bir şeyin yolunda gitmediğini fark ederse ya da bizim genetik yapımız, mesela tümör baskılayıcı genlerimiz, evet, bu yolunda gitmeyen durumu fark ederse bunlara müdahale edip yok ediyorlar aslında. Buradaki temel problem şu, kanser çok sinsice yapıyor bu işi. Ve bizim bağışıklık sistemimiz buna uyanmıyor. Son zamanlardaki temel geliştirilen tedavilerin bir bölümü kendi bağışıklık sistemimizi kendi tümörümüze karşı alarme etmeyi hedefliyor. Yani diyor ki, bak, içindeki düşman bu, bunu tanı ve sen bunu yok et. Bunun için çok yeni tedaviler var. Yani bazıları milyon dolarlarca para tutuyor. Ama gün gün giderek bunlar azalıyor. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Bir çeşit kendi tedavinizi kendi üstünüzde taşıyorsunuz. Kendi bağışıklık sisteminizde yeniyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Bu işin önemli bir yeni kısmı. Bir de tümör hücrelerini tanıyan moleküller kullanmaya başladık. Yani büyük bir kalabalığın içinde işte teröristler var diye işte böyle hepsini yok etmeye çalışmak var. Bir de keskin nişancı gibi o içindeki insanların arasındakileri avlamak var. Yani şimdi ikincisi daha çok yapılıyor. Bu diğer hücre ve dokulara zarar vermiyor aslında. Ama burada da tabii alacağımız çok yol var. Onun dışında hücrenin kendi içinde büyüme yollarını bloke eden ajanlar var. Yani hücreden kalkan, tümör hücresinden kalkan büyü sinyalini bloke eden ajanlar var. Ve bunlar tümörün büyümesini engelliyor. Tümörün büyümesini engelleyen başka bir grupta mesela tümör için gerekli olan beslenme koşullarını ortadan kaldıran ilaçlar. Mesela tümör büyüdükçe yeni damar oluşturuyor. Çünkü kan gitmesi lazım oraya.
İşte bu oluşumları engelleyenler var. Yani tümörü çaresiz bırakan, bırakmaya çalışan tedaviler var. Ve tabii bir de klasik kemoterapi ve cerrahi tedaviler var. Bunun yanı sıra radyoterapi de ciddi bir tedavi seçeneği. Gün geçtikçe daha fazla. Çünkü biz eskiden daha toksik, hastalar üzerinde daha fazla yan etkisi olan ışınlamalar yapıyorduk. Şimdi çok daha akıllı ışınlamalar yapıyoruz ve organizmaya daha az zarar veriyoruz. Evet. Hep bana şunu soruyorlar. Mesela kanserli insan sayısı çok artıyor. Bu doğru. Ama bir taraftan da bunun bir nedeni ne biliyor musunuz? Kanserle yaşayan insan sayısı çok arttı. Yani birkaç yıl içerisinde yaşamını yitirenler artık 10, 20, 30 yıl yaşayabiliyor. Evet. Bu da tabii toplumdaki sayıyı yüksek gösteriyor. İnsan ömrünün uzamasında bunda bir etkisi vardır. Kesinlikle, değil mi hocam? Bence çok doğru bir nokta bu. Evet, yani yine de şunu söylemeliyiz her yaşta görülüyor olmasına rağmen. Kanser bir ileri yaş hastalığı. Evet. Yani 30'lu 40'lı yaşlarda eskiden insanlar tüberkülozdan, enfeksiyonlardan hayatlarını kaybederlermiş. Evet. Bugün daha ileri yaşlarda kanserden, dolaşım sistemi hastalıklarından evet. yaşamlarını kaybediyor. Ve şunu da söyleyeyim, 2000'den sonra doğanların 100 yıla doğru yaşam ömürlerinin evet. uzayacağı ve önümüzdeki 100 yılda insanların 120 yılı geçeceği söyleniyor. Evet. Tabii bunun başka sorunları da var. Bu dünyaya nasıl sığacağız evet. filan, o apayrı bir tartışma konusu. Ama olanaklar insanın yaşam süresini uzatıyor. Bunun en çok sağlayıcılarından biri de aşılardır. Evet. Yani aşılar insan ömrünün uzamasında çok majör rol oynamıştır. Evet. Belki aşıyla kanser tedavisi bile yapılabilir mi hocam? Yapılabilir. Hatta bu biliyorsunuz bu bizim pandemide salgını yavaşlatan ve kontrol altına almamızı sağlayan mRNA aşıları aslında çok uzun yıllardan beri kanser tedavisi amacıyla kullanılmıştır. Hatta Uğur Bey ve arkadaşlarının son ASCO, Amerikan Kanser Derneği'nin Chicago toplantısında yayınladıkları bir bildiri vardı. Pankreas kanserinde etkinliğini gösteren. Yıllardır zaten bunun peşindeydiler. Aslında hazır bir teknolojiydi. Onu aşıya uyarladılar. Yani bu tür tümör aşıları, bunların hepsi çok önemli. Ve tabii yaşam biçimleri aslında. Evet. Yani çok fazla sayıda riskle yaşıyoruz. Bu risklerimizi de bir anlamda minimalize etmemiz lazım. Evet. Hocam dediniz ya kanser aslında ileri yaş hastalığı diye. Baktığımızda bundan 200 yıl önce aslında dünyada dede kavramı diye bile bir şey yok. Evet. Şimdi 5-6 kuşak bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla torunlar dedelerinde, anneannelerinde böyle bir hastalık gördüğünde acaba benim de başıma gelecek Doğru. mi? Acaba genetik mi? Böyle kaygılara da kapılabiliyorlar. Veya birisini kanserden kaybettiğinde bazı doktorlar şunu söyleyebiliyor. Ya bak stres yapmışsın, anneannen kanserden vefat etti, şimdi sen de stresten kanser olmuşsun gibi bazı yanlış anlaşılmalar da olabiliyor hocam. Genetik midir? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle, aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Bundan yıllar önce Nagasaki ve Hiroşima'ya atom bombaları atıldığında oradaki popülasyonun %30 civarındası, bu rakam tam doğru olmayabilir ama çok önemli bir bölümü, akut lösemi oldu. Evet. Yani bunlar lösemi geliştirdiğinde biz dedik ki yani biz demek ki buraya bomba atıldı ve burada 100.000'de 2 olan bir hastalık %30'a çıktı. Demek ki radyasyon kanser yapıyor dedik ve bir numaraya yazdık. Löseminin nedenlerinden biri radyasyondur. Ama sonra şu soruyu sormamız zaman aldı. Peki ama %70'i de olmadı. Evet. Şimdi bu aslında çok net şunu gösteriyor. Kanser hem içsel, genetik ama bu aileden aileye geçen doğrusal Mendel yasalarıyla aktarılan bir genetik değil. Bir genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluyor. Mesela akciğer kanserine eğilimi olan ama hiç sigara içmeyen birinin akciğer kanseri teşhisiyle, daha doğrusu şunu demek istiyorum. Yani sigara içen biri genetik olarak korunuyorsa akciğer kanseri olmayabiliyor. Hani diyorlar ya benim dedem 90 yaşında işte günde bir paket sigara içiyordu evet. hiçbir şey olmadı. Bunun aksi örnekleri de var. Eğer sizin
yapınızda bu anormallik varsa ya da böyle bir yatkınlık varsa sigara sizin 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda da canınızı okuyabiliyor. Yani burada bir kere önce hani demin torunlar dediniz ya, o korkan torunlar. Onları karşınıza alıp şunu demeniz lazım aslında. Evet. Hocam sözünüzü kesiyorum, çok özür dilerim. Değerli izleyenlerimiz, sigara sağlığa zararlıdır uyarımızı yapalım burada. Buyurun tamam. Hocam. Onları karşımıza alıp şunu söylememiz lazım. Siz çok genç bir nesil olarak 100 yıl yaşayabilirsiniz. Bunu çöpe atmayın. Evet. Ve yaşamınıza dikkat edin. Her kanserin, bütün kanserler diye baktığınızda %30-35'i aslında sigara ile ilgilidir. Yüzde evet. Neredeyse 30'u yaşam biçimi ve diyet alışkanlıklarımızla ve aşırı kiloyla ne yazık ki ilişkilidir. Evet. Ve onun dışında mesela enfeksiyonlar burada yine o oranlara yakın oranda rol oynar. Yani baktığınız zaman bunların çoğu değiştirilebilir faktör aslında. Riskinizi azaltmanız mümkün. Çevresel faktörler yok işte orada baz istasyonu öbür tarafı. Bunlar %5-6-10 maksimum. Yani hani her gün bir paket sigara içip de benim evimin yanına baz istasyonu yaptı diye isyan edenlere sadece gülünür mesela. Evet. Hocam şimdi dijital platformlarda sizi biraz incelediğimde 10 dakikada kanser teşhisi ya da mucize diyetlerden bahsetmişsiniz. Eminim seyircilerimiz de sizin bu bilgilerinizden istifade etmeyi çok ister. Var mı böyle bir kolay yolu, kanseri evde teşhis edebilir miyiz? Mucize diyet olsaydı bende işe yarardı. Böyle bir şey yok. Bence bu tabii bazı yöntemler var ve tabii bu işin uzmanları var. Hiç kuşkusuz. Ama bu iş insan emeğini ve kararlılığını ortaya koymadıkça olabilir bir iş değil. Yani kanseri de 10 dakikada tanımak falan diye bu videolarda ben bunları olumlamak için değil, olumlamamak için yaptım aslında. Öyle 10 dakikada kanser teşhisi falan, yani ben hani istediğimi yapayım sonra hemen öyle bir şey yok. Check-up önemli bir şey ama check-up'ın ortaya çıkışı insanların sağlığını kontrol etmek için değil. Check-up 20. yüzyılın başında 1920'li yıllarda işe insan alırken, ya bunları alıyoruz, yatırım yapıyoruz da bunlar ya ölürse korkusuyla işi almadan önce yaptıkları bir değerlendirmeydi. Zamanla bu bir sağlık kontrolü haline dönüştü. Ve birçok tümörü tanıyamıyor. Mesela tümör markerları asla bakılmaması gereken markerlardır. Çünkü yüksekken hiçbir tümörünüz olmayacağı gibi işte düşükken de bir tümör çıkartabilirsiniz. Onları tarama amaçlı kullanmamak lazım. Ama bizim ülkemizde çok fazla yapılıyor. Çok büyük maliyetlere neden oluyor. Ülkeler buradaki analizleri, bu farmakoekonomik analizleri falan yaptıklarında dediler ki bunlara bakmayın. Mesela siz tümör markerlarını isteyin, Amerika'da hiçbir sigorta şirketi ödemez. Çünkü rasyonelü yok. Ama Türkiye'de bu mesela yapılabiliyor. Sağlıklı yaşamak zorundayız. Bu çok kesin bir şey. Ama bunu yapmak için de bizim bir biyolojik yaratık olduğumuzu, doğadan farklı olmadığımızı iyi anlamak lazım. Yani dışarıdan bir takım takviyelerle falan daha sağlıklı olmuyoruz aslında. Evet hocam, vitaminler de çok önemli. Çünkü çok bilinçsiz vitamin kullanıyoruz. Çok fazla kullanıyoruz. Evet. Yani mesela bunlar 2019 ya da 20 idi, yanılıyor olabilirim. Amerikan Kanser Derneği, National Cancer Society, NC ve o ve Amerikan Diyet Derneği, bunların bir ortak önerileri vardı. Çok basit öneriler, biliyor musunuz? Bir, rengarenk yiyin. Yani mor yiyin, yeşil yiyin, kırmızı yiyin, anlatabiliyor muyum? Turuncu, enerji yiyin. Evet. İki, protein yerine olabildiğince baklagiller tüketin. Üç, yiyebiliyorsanız bir iki haftada balık yiyin. Yani sizin hiçbir şeye takviyeye gereğiniz yok. Burada belki D vitaminini biraz ayırmak lazım. Onun da üst sınırını o kadar yükseklere çıkardılar ki. Yani ben en son çıkan kitabımda, Bilim Bizi Kandırıyor mu kitabında, bu D vitamin hikayesini çok detaylı yazdım. Yani bu işte dengeler nerede başlıyor, neyle bitiyor, bunları iyi değerlendirmek lazım. Çünkü 30'dan 60'lara, önce 20'den 30'a, oradan 60'lara kadar çıkaran ekibin D
D vitamin firmalarıyla olan ilişkileri falan ortaya konuldu. Yani burada şunun altını çok kabaca kalın kalın çizmek lazım. D vitamininde öyle çok yüksek değerler, hele normalin üstü değerler bir kere zararlı. Yani yağda eriyen vitaminler, bunların içerisinde D var, A var, K var, E var. Bunlar suda yağda eriyorlar ve bunlar vücutta birikebiliyor. Mesela D hipervitaminozu diye bir şey var. Ama B grubu vitaminler birikmiyor. Bunları almamızda bir sakınca var mı? Görünen yoktu ama bundan mesela birkaç yıl önce tırnak içinde söylüyorum. Tabii ki tartışmaya açıktır, gözlemsel çalışma filan ama akciğer kanseriyle sigara içip de çok yüksek B vitamini alanlar arasında bir ilişki olduğu rapor edildi. Yani sigara içen ve yüksek doz B vitamini kullanan kişilerde bir zaman sonra akciğer kanserinin daha kolay geliştiği rapor edildi. Bunlar %100 doğru bilgiler değil. Her önümüze geleni kuşkuyla karşılamalıyız. Evet. Bilimin temeli bu zaten. Kuşku olmadan bir adım ileriye atamayız. Evet. Ve hiçbirimiz mucit değiliz. Mucitler devri bitti. Bilim ekiplerle ve yavaş yavaş ilerleyen bir şeydir. Evet. Bütün bunların zaten pandemide deneyimledik biz. Evet. Biliyorsunuz. Doğrular, yanlışlar, yalanlar, hurafeler hepsi havalarda uçuştu. Evet. Ve sonuçta geriye elimizde bilim kaldı. Evet, evet. Hocam, danışanlarımda ne yazık ki duyduğum bir şey var ki beni çok üzüyor. Çevresindeki insanlar, özellikle eşleri, karısı ya da kocası olabilir, kanserin bulaştığına inanıp yatağını ayıran eşler var. Metroda otururken saçı olmayan, yüzünde maskesi olan biri görünce yanındaki koltukları boş bırakan insanlar var. Yani kanser hastaları birazcık izole oluyor maalesef. Bu konuda bulaşır mı, bulaşmaz mı? Bunu seyircilerimize bir söylerseniz. Şimdi kanser hastalarını hafifçe izole etmenin onları enfeksiyondan korumak anlamında bir anlamı var. Ama kanserin bulaşıcı olmadığını söylemeye gerek yok aslında. Bu çok cahilce bir şey bu yapılan. Evet. Biz yıllarca bu hastalara sırtımızı döndük. Görmemezlikten geldik ve bunları hep yüzlerinde maskeli, işte saçları dökülmüş küçük çocuklar olarak gözümüzde canlandırdık. Bir kere bundan vazgeçmemiz lazım. Bir. İkincisi, insanların tanılarıyla, kanser teşhisleriyle hayatın içinde ve yaşamlarına devam edebileceklerini de kafamıza yazmamız lazım. Ve bunları dışlamak yerine bunların yaşamını kolaylaştıracak organizasyonların ya da tarafın içinde olmamız gerekir. Evet. Yani şunu net olarak söyleyeyim. Bu kanser savaşı karşıda bir hasta, burada bir hekimle kazanılmaz. Bu bir takım işi. Karşıda hasta, hekimin yanında hemşireler, doktorlar filanla da kazanılmaz. Yani bu topyekün bir savaştır. Burada hasta, hasta yakınları, işte bunların yanında hasta dernekleri, sosyal aktivite gösteren, işte kanserle mücadele eden oluşumlar, bu tarafta Sağlık Bakanlığı, bu tarafta meslek örgütleri, ondan sonra burada hastalar, hastaneler, bunların sağlık güvenceleri, ödenebilirlikleri, takip edilebilirlikleri, hekimlerin eğitilebilirlikleri, o kadar multifaktöriyel bir şey ki bu. Evet. Yani bütün bunları topyekün göğüslemek lazım. Aslında başımıza bir dert geldiğinde o derdi yaşayan başka insanlar arıyoruz. Çok tam doğru. Da orada sanki sizin derneğiniz biraz evet. Devreye yani giriyor. Yani kanser savaşçılarının yine temelinde kuruluş nedenlerinden biri bu. Damdan biz ilk defa kendi kendimize şunu sorduk. Yani biz bunu Türkiye'nin en iyi bilinen hastanelerinden birinde, işte Nişantaşı'nın göbeğinde kurduk. Yani buradaki en az ihtiyacı olan insanlar için kurduk. Dedik ki biz bunu bir kere buradan çıkaralım ve bunu Türkiye'ye mal edelim. Çünkü ihtiyacı olanlar tam da sizin söylediğiniz gibi. Yani kimi nadir kanserler özellikle. Yani bir konuşabilecek, bir deneyimi paylaşabilecek birilerine ihtiyaç duyuyor. Karşısındaki hekimin anlattıklarının ötesinde, yani bu ilacı al, bu ilacı al diyen hekimin anlattıklarının ötesinde, o dediği hekimin dediği ilacı kullanmış birinin deneyimlerini duymak istiyor. Evet. Bu çok önemli. Onun kendisine el vermesini
İyileşen insanları görmek istiyorlar. İyileşen insanları görmek istiyor. Kendisinin arkasında olan ve kendisini bu süreçteki aksaklıklara karşı koruyabilecek bir organizasyon olsun istiyor. Evet. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan insanlarla beraber bir gemide olmak istiyor. Yani buradaki temel hedef aslında, Kanser Savaşçıları Derneği özelinde söylüyorum, bizim bunu gerçekleştirme çabamızdı. Demin verdiğim örnekler, bunların tümü açık söylemek gerekirse yani tek başımıza yürütebileceğimiz şeyler değil ama toplumdan inanılmaz bir destek. Mesela demin söylediğini konuştuk, başı kazınmış ya da işte dökülmüş, saçları dökülmüş hastalar. Biz bunlar için saçın saçım olsun diye bir aktivite evet. yaptık. İnanılmaz bir saç bağışı geldi. Çünkü evet. peruk o kadar çok pahalı ki. Evet. Ama bununla bile yetinmeden sorular sormaya devam etmek lazım. Mesela biz aslında peruk yaparak bu insanlara. Herkes bu, saç bağışı yapabiliyor mu hocam? Evet. Bunları bizim dernekten hepsini öğrenebilirler web sitesinden. Evet. Hatta bizim bu amaçla işbirliği yapan kuaförlerimiz de var. Ama başka sorular sorulabilir peşine. Mesela bunu yapmak acaba... saçları dökülmüş bir insanı damgalamaya mı hizmet ediyor? Yani mesela saçların dökülmüş olması gerçekten de bir anormallik midir? Bunun için bizim gönüllülerimizin bazıları saçlarını kesti. Evet. Yani bazı dizilerde, Türkiye'nin iyi bilinen dizilerinde senaryonun içine koydular. Saçları döküldükten sonra peruk takmadan... Hayatın içinde öyle devam eden insanları oynadılar, çok bilinen oyuncular. Evet. Yani bütün bunlar her anlamıyla düşünülüp tartışılması lazım. Bizim bir hekim körlüğümüz vardır. Çünkü bu birazcık şeyle ilgili, meslekteki biraz deformasyonla ilgili. Yani devamlı kanserle uğraşıp, devamlı benzer hastaları gördüğünüzdeki algınız... bozulabiliyor ve bazen sizi körleştirebiliyor. Evet. Bizim de gözlerimizin açılmaya ihtiyacı var. Bu tür organizasyonlar, hastaların talepleri, bütün bunların tümü bizim de kendimizi sorgulamamıza neden oluyor. Evet. Mesela yıllar önce ben İngiltere'de bir hafta 10 günlük bir programdı. Bir programa katıldım. Sadece hastaya kötü haber nasıl verilir? Evet, konusunda önemli. Eğitiliyordu hekimler. O kadar önemli bir şey ki mesela bir çocuğa annesini ya da babasının kanser olduğu nasıl söylenmelidir? Yani bu çok kafa yorulması gereken evet. bir şey. Yani bütün bunlarla ilgili yapılacak çok şey var. Çocukla güven üzerine bir ilişki kurmak için yaşına uygun anlatılması gerekiyor değil mi hocam? Gerçekçi bir şekilde. Çünkü ileride anne hastalığı ilerlediğinde ya benim bir şeyim yok dediğinde de çocuklar inanmıyor. Sürekli bir şüpheyle yaklaşıyor. Acaba tabii, annem bize yalan mı söylüyor? Acaba bizi üzmemek için mi? Halının altına süpürme kuyu vardır. Bunu yapmamalıyız. Yani birçok Batı ülkesinde bir insana kanser olduğunu söylemezseniz hukuken sorumlu duruma düşersiniz. Çünkü adamın ne bileyim ben işte mirasını nasıl paylaştıracağı vardır, önünde kalan süreyi nasıl yaşayacağı ile ilgili planları vardır. Siz bunları söylememe hakkına sahip değilsiniz. Ben kendimle ilgili gerçekleri duymak isterim. Doğru. Yani şimdi bir de tabii şöyle bir taraf da var. Yani bütün çıplaklığıyla gerçekleri de biliyor olmanız gerekmez. Bunları hekimlerin biliyor olması yeterli. Önemli olan hastayı gerçekçi bir şekilde bu savaşın içinde tutabilmek. Yani bu çok önemli bir şey. O yüzden de bunu sağlamış hastaları görmek çok 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 değerli bir şey. Evet, evet hocam. Peki hasta yakınlarına burada nasıl görevler düşüyor? Çünkü hasta bakım vereni, hasta yakınları dünyada bu noktada aslında bayağı ön sıralardayız değil mi hocam? Hastaya bakım verenlerin Türkiye'de ilgisi. Türkiye'de öyle, evet. Evet, Türkiye'de çünkü psikoloğa bile insanlar 50 yaşındaki oğlunu annesi yanında getirebiliyor. Doğru. Dolayısıyla burada bakım verenin de biraz eğitilmesi gerekiyor değil mi hocam? Nasıl kesinlikle. Destek olmalar? Vallahi çünkü... aslında bu konuda size de çok iş düşüyor. Evet. Yani Türkiye'de psiko-onkoloji yapan çok insan yok. Psiko-onkoloji farklı bir şey. Çünkü burada hani genellikle psikolojik bir bozukluğu olan bir kişiyle yüzleşmiyorsunuz. Burada sağlıklı ruhen ama
o ruhen sağlığına rağmen taşımakta çok zorlandığı bir stresle yüzleşen biriyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla yani burada çok özel eğitim gerekiyor bence. Evet. Yani birincisi bu. İkincisi mesela çok istiyorum ben ki bir psikoonkolog elimin altında her zaman olsun. Evet. Bizim duyarlılıklarımız sizden daha farklı olabiliyor demin de söylediğim gibi. Bu tür şeyleri bir takım olarak her zaman yapmak lazım. Evet. Onkoloji biraz da multidisipliner bir... Evet, çok hem de. Yani sadece hematoloji, onkoloji değil, radyoloji, cerrahi, sadece o değil, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, o da değil, ortopedi, aklına ne gelirse, psikoloji, hepsini bir şekilde ilgilendiren bir disiplindir aslında. Evet. Hocam konuşmamızın başında sanatçı Fırat Tanış'la yaptığınız bir projeden bahsetmiştiniz. O projeden biraz daha bize bilgi vermek ister misiniz? Şimdi şöyle, biz aslında organ bağışını, kan bağışını ve kemik iliği bağışını özendirmeye çalışıyoruz. Bu ülkede bunların sayılarını artırmak lazım. Türkiye'de mesela 850 bine ulaştı kemik iliği bağışçısı. Bu iyi bir rakam. Bundan mesela diyelim ki 5-10 sene önce birine ilik lazım olduğunda kampanyalar olurdu, hatırlıyorsun. İşte evet, bilmem kime ilik ver, yaşam kurtar filan. Bu yolları geçiyor olmamız lazım. Yani bizim 1 milyon sayısını en kısa sürede tutturmamız lazım. Türk kök bu anlamda çok ciddi yol aldı ve gerçekten verici sayımız da giderek artıyor. Fırat Tanış'ın yaptığı aslında oynadığı bir oyunla bu farkındalığı artırmaya yönelik bir çabaydı. Umuyorum bu çabayı da devam ettirme şansımız olacak ilerleyen günlerde. Cidden hani herkes onu oyunculuğuyla tanıyıp sever bilir. İnsan tarafını bilen yani orada da muhteşemdir. Yani bize destek olmak istiyor gerçekten. Sadece o değil, sadece onun adını verirsek haksızlık olur. Onun gibi daha birçok kişi bu konuda bize destek oluyor. Onların varlığı şöyle bir farkın, yani insanların gözünü açmaya daha çok yarıyor. Yani kimse karşısında işte yıllarını hematolojiyle geçirmiş bir adamı o kadar da görmek istemiyor. Ama onu görmek başka olabiliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, bu sürecin hızlanması ve bizim hedeflerimize daha kolay ulaşabilmemiz anlamında da son derece avantajlı ve iyi bir durum oluyor aslında. Evet. Hocam kanser hastalarının işte ilk öğrendiğinde bir inkar süreci oluyor değil mi? Evet. Bunu sen de çok iyi biliyorsun aslında. Bu inkar çok anlaşılabilir bir şey. Yani ne bileyim mesela ilk aklına gelen adamın şu, ya ben sigara içmedim, kilom iyi, yıllarca spor yaptım. Yani benim olmamam lazım. Kabul ya da edemiyorum. Niye ben yani karşı komşum ya da benim ev sahibim, atıyorum yani. Çok kötü bir insan, yani ona gelmesi lazımdı, niye bana geldi gibi bir şey oluyor, tepki oluyor ve bir kızgınlık oluyor. Bir inkar oluyor sonra, yoktur diyor bende öyle bir şey. Gitmeyeceğim doktora diyor, yaptırtmayacağım diyor. Ama süreç içerisinde bunlar tanımlanmıştır, sen de biliyorsun yani kademelerini. Evet. Zaman içerisinde bir kabullenme ve yavaş yavaş bir işbirliği başlıyor. İnsan inanılmaz ruhen şey bir yaratıktır. Yani adapte olabilen bir yaratıktır. Ve bir zaman sonra bunu yapan bir insanı çok kararlı bir şekilde hastalıkla sizinle beraber boğuşurken görebiliyorsunuz. Bu çok sık olan bir şey. Ve tabii bunu kazanmak, bu savaşı kazanmak çok önemli. Bu savaşı kazanırken de ben hep hastalara söylüyorum, burada da söyleyeyim. %51'i hastayla ilgili bir şey diyorum. Ama bu duyguların istediğin gibi yaşamasına engel değil, kaygı duymasına engel değil, korku duymasına engel değil. Bunların hepsi bu süreçlerde var. Kendisine sorsun bizi izleyenler. Yani böyle bir süreçle yüzleşip de korkmayan, kaygı duymayan, kızmayan insan var mıdır? Yoktur. Evet. Hocam kanserden korunmanın yolları var mı? Demin de konuştuk biraz aslında. Biraz daha açalım. Bir kere sigara. Bu çok net bir şey. Yani insanoğlunun kanserojen etkisini en net gösterdiği toksik madde bu.
Ve biz bir takım yeni yöntemlerle işte sigara yerine sigarayı bırakmaya yardım eden bir takım apereylerle filan kendimizi aldatıyoruz. Bunlar bu riskleri söylendiği kadar çok düşürmüyorlar. Dolayısıyla yani bir kere sigaralı bir yaşamdan uzaklaşmamız lazım. Yani Türkiye'de bu konuda bir kararlılık vardı. Bu kararlılığın gün gün gevşediğini görüyorum ben. Mesela kapalı yerlerde benim geçtiğimiz günlerde bir meslektaşımla biz yemek yiyorduk. Ya dedi, Türkiye'de yabancı biriydi. Sigara içmeye izin var mı? Yok dedim. İçiyorlar dedi. İçiyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Yani kapalı yerde içiyorlar. Niye oralara polis gelmez onu da bilmiyorum. Ama gelmiyor. Evet. Yani siz bir ara fotoğraf çekip gönderiyordunuz. Onlar ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Bir kere Türkiye'nin sigara sorununu çözmesi lazım. Yani birincisi bu. İkincisi son zamanlarda mesela hareket etmekle ilgili yavaş hayat, hareketsiz hayatın da kanserle çok yakın ilişkisi olduğu gösterildi. Mesela meme kanseri gibi. Ve şunu da size söyleyeyim. Kilolu olup da aktif hayat süren ve hareketli yaşayan insanların riski oturanlardan daha az. Evet. Şimdi bu önemli bir şey. Hareket etmek gerekiyor. Mesela bu tür böyle tarikatlar vardı biliyorsunuz Amerika'da. Bunlar böyle sadece işte at arabalarıyla falan kullanırlar en çok. Geri kalanlarında hep yürürler falan. Evet. Onlar o kadar yağlı tükettikleri halde yani inanışları gereği kanser olmuyorlar biliyor musunuz? Evet. Emmişler. O kadar az kanser oluyorlar ki onlar. Yani hareket çok önemli, çok kritik bir şey. Evet. Hatta bunun fark edildiğinden beri dünyada algı da değişti. Mesela ofislerde çöp sepetini en uzak noktaya koyuyorlar. İşte kahve molalarında sandalyeleri kaldırıyorlar ayakta içilsin diye. Evet. Fincanları küçültüyorlar. İş görüşmelerini yürüyerek yapmak için koridorlar yapıyorlar ofislere. Evet. Yani bütün bunların tümü son derece önemli. Bir de şu vurguyu yapayım onunla ilgili. En önemlisi şu. Bu hayat tarzı, bütün sabah geleceğim ben, oturacağım ofisimde, her şey elimin altında, orada çöp sepetim yanımda, yemeğim, buzdolabım, bilmem ne, bilgisayarım. Sabah 8, akşam 5 orada otur, sonra saat 6'da 7'de jimnastik salonuna git ya da işte spor salonuna git, 2 saat deli gibi spor yap, bu yetmiyor. Evet. Hayatı bir tarz olarak hareketli yaşamak lazım. Evet. Hocam ağzınıza sağlık. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Sizleri bir daha ağırlamayı çok isteriz. Çok ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, insan psikopatolojisinin en temel örneği katılıktır. Eğer karnınız çok sertse alacağınız bir darbe karnınıza ve iç organlarınıza daha çok zarar verir. Eğer yumuşaksa bunu yatıştırabilirsiniz ve kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Hayatın içinde birçok darbe alırız. Kanser de bunlardan biri olabilir. Bunu atlatmak ve bununla yaşamanın bir yolu da şunu unutmamaktır. Hayatımız aldığımız darbeler değil, aldığımız darbelerle ne yaptığımız hayatımızdır. Mutlu pazarlar dilerim. Tele1 ekranlarında kalın efendim. Haftaya hafta sonu sağlık gündeminde görüşmek dileğiyle.